Bugünkü başlıklarda neler var? Ebru merhaba. Global medyada yaptığım taramada ön plana çıkan konuları söyleyeyim önce. Ankara, mafya babası, bozkurtlar ve Hristiyan azınlıklara baskı konularında sert eleştirilerle karşılaştı. Covid-19 ABD ve Batı Avrupa'da katlanarak yaygınlaşıyor. Washington'da Trump seçim sonuçlarını hala kabul etmedi. Okulların açılması pandemiyi güçlendiriyor, kapanması ise aileleri ve çocukları sıkıntıya sokuyor. Hükümetlerin salgından yararlanıp özgürlükleri kısıtlamasına karşı tepkiler büyüyor. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde kriz. Yeni kısır ilişkiler NATO'yu felce uğratabilir. War on the rocks, Amerika. Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı daha sert bir tutuma hazırlanıyor. Hatim Erini, Yunanistan. Hollanda'da Türk aşırı milliyetçi bozkurtları yasaklamayı tasarlıyor. Newson, Hollanda. AB yetkilisi Josep Borrell. Türkiye'nin tutumu Ankara'yı AB'den daha da fazla uzaklaştırıyor. Reuters. Mafya babası Türkiye'nin ana muhalefet liderini tehdit ederken Erdoğan susuyor. El Monitor. Muhalefetin siyasetçileri Türkiye'de 4 yıldır hapiste. Human Rights Watch. İnsan Hakları Gözlemevi. Yunan ordusuyla NATO'nun ortaklaşa düzenlediği Girit'in güneyinde yapılan Nereis 2020 askeri tatbikatı sona erdi. The National Herald. Türkiye enflasyona karşı koymak için faiz hatlarını yükseltti. Türk lirası değer kazandı. Kapital Efer. Türkiye, Altay tank programını kurtarmak için Güney Kore ile görüşmeler yapıyor. Defense News. Rusya'nın Sudan'daki deniz üssü, Türkiye ve Biden'a bir mesaj mı? El Monitor. Erdoğan, Azerbaycan için neden yeni bir askeri yetki talep ediyor? El Monitor. Türkiye, Hristiyan azınlıkların kökünü nasıl kazıdı? Le Figaro. Türkiye'de Ortodokslar Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine karşı çıkıyor. Reform. Bu Fransa'da yayınlanan protestan bir haftalık dergi. Batı dünyasının altı büyük gazetesinin başlıklarına geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirmeye kalkışması Amerikan tarihinde bir ilktir. Biden, Trump'ın seçim sürecine yönelik saldırılarını tamamen sorumsuzca olarak niteledi. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele sorumluları Amerikalıları Şükran gününü evde kutlamaya çağırdı. Online eğitim işlemiyor. Veliler eve kapanmanın çocukları yaraladığına inanıyor. Amerikan aşırı sağının sembolik lideri Steve Bannon, Çinli milyarderin desteğiyle medyada güç kazandı. ABD'de savcılar yönetimi protesto eylemlerine katılanları suçlamaktan vazgeçiyor. Bu insanlar temel hak ve özgürlüklerini kullanıyor. Trump'ı destekleyen cumhuriyetçiler unutmayın, yalanların yolu uzun olmaz. Bu New York Times'ın baş yazısının başlığıydı. Sadece okulları kapatmak virüsü tek başına engelleyebilecek bir önlem değil. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Biden'a yaklaşma işaretleri. Washington Post'a geçtim. Trump seçim sonuçlarını değiştirmek için başkanlık yetkilerini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 250 bin kişinin ölümüne neden olan pandemi, tarihte çok sayıda ölüme neden olan geçmişteki diğer büyük felaketlerle nasıl kıyaslanabilir? Salgın sürerken başkanlık devir teslim töreni nasıl olacak? 60 gün kaldı devir teslim törenine. Amerikalılar ölüyor, Trump demokrasiyi tehdit ediyor. Başkan yardımcısı Pence nerede? Trump seçim sonuçlarını değiştirmek için yasal yöntemleri bitirdi. Yenilgisini iptal ettirmek için yalan ve hilelere başvuruyor.
Mahkum aileleri Çin'de tutuklu olan Hong Konglu yakınlarından mektuplar alıyor ama mektuplarda yazılanlardan kuşkulular. Öğrenciler Harvard Üniversitesi'nde konferans ya da ders vermek için özellikle Trump taraftarlarından önce demokrasi konusunda hesap verilebilirlik koşulu talep ediyor. Bir tanıklık, online eğitim felaket bir şeydi. Bu nedenle kızıma bizzat ben ders vermeye başladım. Kaliforniya'ya gittik, Los Angeles. Kaliforniya COVID-19'a karşı sınırlı bir sokağa çıkma yasağı ilan edecek. Bunun sebebi de yaklaşık 40 milyon nüfuslu eyalette bir günde 5 bin yeni vaka saptandı. Trump iktidarını yitirmemeye çabalarken devir teslim töreni gerginliği yükseliyor. Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimleri sonuç verecek mi? Uzmanlara göre hayır. Başkanın hiçbir şansı yok. İsrail'in sıkı Trump yanlısı başbakanı için Biden'ın zaferi ne anlama geliyor? Pompeo'yu anlatmıştır onu herhalde. Trump'ın seçim hileleri iddiası saçma ama cumhuriyetçi seçmenler yine de inanıyor. Meksika hükümeti eski savunma bakanını kendi ülkesinde yargılamak istiyor. Biden, Dışişleri Bakanlığı'nı yeniden oluşturmak üzere Trump döneminde görevden uzaklaştırılan diplomat ve diğer yetkilileri yeniden bakanlığa davet edecek. İngiltere'ye gittik, Guardian. Biden, Trump, Amerikan tarihinin en sorumsuz başkanlarından biri oldu. Koronavirüs. Rusya'da günlük vaka sayısında rekor, Hindistan'da vaka sayısı toplam 9 milyonu geçti. Karabağ, Azerbaycan birlikleri Ermeni ordusunun çekildiği ilk ilçeye girdi. Zengin ülkeler COVID-19 aşısının bir bölümünün yoksul ülkelere insani yardım olarak verilmesini talep ediyor. Şirketin açıklamasına göre Çin, ürettiği COVID aşısını denemek üzere yaklaşık 1 milyon test yaptı. İngiltere, Sağlık Bakanlığı ondan fazla kitlesel aşılama merkezi kuruyor. Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın COVID'e karşı aldığı remdesivir ilacını kullanmayın. Trump bir sürü şeyin yanı sıra mizahı da öldürdü. Fransa'dayız, Le Monde. Fransa Bilim Kurulu Başkanı. Tünelden çıkışı görüyorum. Açıklamasında kitlesel aşıya güvendiğini söylüyor bilim kurulu başkanı. Çin'de bir vaka ortaya çıkınca, COVID vakası, hemen kitlesel testler başlıyor. Hasta ya da hastalar tecrit ediliyor ve temasta olanlar izleniyor. Rusya'da hastaneler taştı, morglar tıklım tıklım, taşra baskı altında. İlk koşul olan özgürlüğü kısıtlarsanız haberin, içeriğin kalitesi her zaman azalır. Bu Le Monde'un baş yazısının başlığıydı. Fransa'da bu kış çok kısa süreli olsa da elektrik kesintileri olabilir. Son gazetemiz Liberasyon'a geçtim. İçişleri Bakanı daha şimdiden gazetecilerin görevlerini yapmak için validen izin isteyeceği günleri görüyor. Arjantin'de bu sefer yasa kürtaja izin verecek. Kadınlara yönelik şiddet. Her şeyi sosyal medyada kazanamayız. Sokağa çıkmamız gerekecek. Noel için indirimli alışverişler 27 Kasım'da başlayabilecek. Trump hemfikir olmadığı yetkilileri görevden uzaklaştırmaya devam ediyor. Liberasyon'un bugünkü kapağında seçim hileleri, pardon, Liberasyon'un bugünkü kapağında yüzü mozaiklenmiş bir resmi yetkilinin portresi var. Manşet, hukuk devleti, mozaiklenmiş özgürlükler. Ebru. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler.